Selam, merhabalar, ben Beril. Ben bu kanalda her hafta gerçek suç davalarından bahsederken makyaj yapıyorum. İlgi çekici olduğunu düşündüğüm kaynakları ve kullandığım malzemeleri açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bak, şu insanların hikayesi çok ilginç diyeceğiniz suçlular varsa da yorumlarda benimle paylaşın lütfen. Geçen hafta Müberra, Burari'de olan bir olaydan bahsetmişti, onu önermişti. Aslında olay 3 yıl önce oldu ama Netflix'te yeni belgeseli çıktı. Ben de yeni öğrendim yani. O yüzden bu hafta birazcık bu vakadan bahsetmek istiyorum. Öneri için çok teşekkür ederim Müberra. Bu haftanın videosu benden sana gelsin. Başlamadan önce bu hafta intiharla ilgili bazı şeyler anlatacağım. Eğer bu rahatsız olacağınız bir konuysa videoya devam etmemenizi öneriyorum. Ve eğer kendinize zarar verme veya intihar eğiliminiz varsa lütfen destek alın. Aşağıda açıklama kısmına bir link bırakacağım. Oraya tıklayarak ilk adımı atabilirsiniz. Bu olay Hindistan'da geçiyor. O yüzden birçok ismi telaffuz edemeyeceğim. Şimdiden çok özür dilerim. Ama Bhatia ailesi Hindistan Tohana'da yaşayan ve orada yaşadıkları arsada tarımla uğraşan ve geçimlerini bu şekilde sağlayan bir aile. Bu arsanın üzerinde bir çiftlikleri var. Büyük babaya ait bu çiftlik ve evin bütün çocukları bu çiftlikte büyümüş. Çocuklar evlenme çağına geldiklerinde bütün düğünleri büyük baba karşılıyor. Zaten çok kalabalık bir aile, dolayısıyla da biraz maddi sıkıntılar yaşamaya başlıyorlar. Çok borca girmişler ve büyük baba da tek çare olarak ellerindeki araziyi satmış. Artık oranın sahibi olmadıkları ve bu statü düşüşünü kaldıramadıkları için oradan taşınmaya karar vermişler. Akrabalarının çoğu Delhi'de yaşıyormuş. O yüzden de Delhi'ye taşınmışlar. Buraya taşındıklarında ailede tek çalışan kişi evin en küçük oğlu Lalit. Lalit kontrplak işine girmiş. Zamanla da durumları birazcık daha düzeldiğinde bir bakkal açmışlar. Yavaş yavaş maddi durumlarını toparlamaya başlamışlar ama 2007 yılında büyük baba, yani aslında arazinin sahibi olan baba, hayatını kaybetmiş. Yani bütün olay büyük babanın vefatından sonra başlıyor ama henüz hiç kimse olacak şeyin farkında değil. Çünkü bütün komşularına ve ailenin diğer üyelerine göre Bhatia ailesi örnek bir aile. Birbirleriyle çok yakınlar, çok iyi anlaşıyorlar, aralarından su sızmıyor, hep beraber takılıyorlar, her şeylerini paylaşıyorlar. Ve geleneksel bir aile yapısına sahipler, maddi durumları görece iyi. Çocukları çok iyi eğitim almış, toplumda saygı duyulan insanlar. Aynı zamanda da müthiş dindar insanlar. Günde iki kez tapınakta dua ediyorlar kesin. Ve yani kimse haklarında kötü bir şey söylemiyor. Herkes çok iyi konuşuyor onlarla ilgili. Ama bir gün, 1 Temmuz 2018'de, komşuları normalde 5-5.30 gibi açılan bakkal dükkanlarının 7.30'da hala açılmadığını fark ediyorlar. Bu şaşırtıcı bir şey çünkü normalde aile çok disiplinli. Hiç daha önce böyle bir şey olmamış. Ailenin yaşadığı eve gidiyorlar ve kapıyı çalıyorlar. Kimse açmıyor. Sonra eve girmek için kapıyı itiyorlar ve kapının kilitli olmadığını fark ediyorlar. İçeri giriyorlar. 7.35'te polisi arayıp bütün ailenin intihar ettiğini söylüyorlar. Eve giren ilk polis geldiğinde evin üst katına çıkıyor ve 10-15 saniye sonra aşağı inip üstlerine durumu bildiriyor. Evde şöyle bir görüntü var. Evde normalde 11 kişi yaşıyor. Aile 11 kişilik bir aile. Bu 11 kişinin 9 tanesi havalandırma ızgarasına asılı halde bulunuyor. Ailenin 10. üyesi bu 9 kişinin karşısında asılmış olarak bulunuyor. Ve ailenin büyük annesi, yani 11. kişi, yatağının yanında boğulmuş olarak bulunuyor. Havalandırmada asılı olan 9 kişi rengarenk kumaşlarla asılmış ve birbirlerinden eşit uzaklıktalar. Yani iki kişinin arasındaki mesafe aynı. Polisin söylediğine göre bir ağacın dallarına benziyor duruşları. Olay yerinden hiçbir şey çalınmamış. Bir hırsızlık vakası yok gibi görünüyor. Asılan kişilerin gözleri ve elleri bağlanmış. Polisler çok emin olamıyorlar. Acaba bu cinayet mi yoksa intihar mı diye. Yani baktıklarında intihar gibi görünüyor ama evin hiçbir yerinde intihar notu bulamıyorlar. Aynı zamanda elleri ve gözleri neden bağlansın intiharsa? Aileyi merak ettikleri için polislerden önce girip bakan birileri olmuştu ya. Muhtemelen o girenlerden birisi. İlk girdiğinde 2 dakikalık bir video çekiyor ailenin durumunu gösteren. Hayır Enes, bu videoyu Google'da bulamazsın. Bu çok ilginç bir durum olduğu için de bu video WhatsApp gruplarında bir anda inanılmaz bir hızla yayılıyor. Bir anda evin dışında müthiş bir kalabalık oluyor. Yani bütün duyan insanlar geliyor. Medyadan çok fazla insan geliyor. Evin dışı gazeteci ve insan dolu. Ve sadece sokak değil, geri kalan evlerin çatıları, balkonları insan dolu. Ailenin başka üyeleri de bu durumu duyuyorlar. Onlarla yaşamayan diğer üyeleri. Ve geliyorlar. Polisin bu olayı intihar olarak değerlendirmesine çok sinirleniyorlar.
Yani aslında bu olayın bir intihar vakası olabileceği ilk önce polise de çok inandırıcı gelmiyor. O yüzden de olay kayıtlara cinayet vakası olarak geçiyor. Polisin aklına ilk gelen ihtimal belki bir suç işlendikten sonra, belki insanlar öldürüldükten sonra asılmışlardır. Ama burada bile bir sebep bulamıyorlar. Neden böyle bir şey olmuş? Kim böyle bir şey istemiş? Kim yapmış? Evlerinin önünde bütün sokağı gösteren bir kamera var. O kameranın kayıtlarını istiyorlar ve akşamdan sabah polisler gelene kadar olan görüntüleri izliyorlar. Eve aile üyelerinden başka hiç kimsenin girmediğini fark ediyorlar. Zaten eve zorla girildiğine dair de bir iz yok. Bu arada ailenin hiçbir üyesinde mücadele izi de yok. Hatta neredeyse huzur içinde ölmüş gibi görünüyorlar. Ama bir şekilde ağızlarında ve gözlerinde bant var ve kulaklarına pamuk tıkanmış. Sadece aile üyelerinden biri olan Brunesh mücadele etmiş olabilir gibi görünüyor. Çünkü ellerinden birisini kurtarmış. Belki o kendini kurtarmaya çalışmış olabilir gibi düşünüyorlar. Büyük anne dediğim gibi yatağın yanında bulunuyor. Ve diğerlerinden farklı olarak boynunun sadece bir tarafında kemer izi var. Diğerlerinin boğulma izi V şeklinde, onlar ayakta durduğu için. Ama büyük annenin sadece boynunun bir tarafında iz var. Bu yüzden diyorlar ki muhtemelen onu öldüren şey bu boğulma değil. Polis evi incelediğinde evde tuhaf şeyler olduğunu fark ediyor. Mesela bir gece önce yapılan ritüelin kalıntılarını buluyorlar. Bir tas içerisinde bir şeyler yakılmış. Evin durumu ve insanların durumu polislere olayın çok tuhaf bir olay olduğunu düşündürüyor. Çünkü ne cinayet vakasına benziyor ne intihar vakasına benziyor. Ki aslında böyle düşünmekte haklılar. Çünkü olay ne cinayet vakası ne intihar vakası. Ama oraya geleceğiz. Kameradaki görüntülerin gece sabaha kadar olan kısmını izlemişler demiştim ya. Birazcık daha geriye gitmeye karar veriyorlar. 28 Haziran 2018'de, yani cesetler bulunmadan 3 gün önce Tina ve oğlunun 4 tane tabure satın aldığını görüyorlar. Olayın gerçekleştiği gece Tina ve Neetu bu taburelere eve taşıyorlar. Saat 21.40'da. Bundan yaklaşık bir saat sonra da Lalit'in oğlu Shivam kontrplak dükkanını açıyor. İçeriden bir kablo yığını alıyor ve onu eve götürüyor. Ve bu sırada da, yani günlerce, aile üyeleri ev dışında yaşayan hiç kimseyle görüşmüyorlar. O yüzden de polis olaya yabancı birinin dahil olmadığını düşünüyor. Evde bir gün önce o ritüel yapılan bölgeyi inceliyorlar ve orada bir günlük buluyorlar. Sonra evin diğer yerlerinde yapılan incelemede bir tane daha günlük buluyorlar. Bu günlüklerin üzerinde tarih yazıyor. Dolayısıyla bu ikisini bulduklarında aradaki tarihi kapsayan başka günlükler de olabileceğini fark ediyorlar. Bütün evi baştan arıyorlar ve 11 tane günlük buluyorlar. Evde 11 kişi yaşadığı için her biri bir günlük tutmuş gibi düşünebilirsiniz. Ama hayır. Ortak bir adet günlük tutmuşlar ama her yıl bir tane yazdıkları için 11 yılda 11 tane birikmiş. Bu arada çok ilginç ve çok alakasız bir şey söyleyeceğim. Dışarısı insan ve gazeteci kaynıyor demiştim ya. Her yerde muhabirler var ve bir tane özel muhabir evin duvarında ilginç bir şey fark ediyor. 11 tane havalandırma borusu var. Boru var, duvarın içinden dışarıya açılıyor ve oradan hava geliyor. Havalandırma borusu bu. Bu borulardan 4 tanesi düz, direkt karşıya bakan borular. 7 tanesi de dirsekli boru, yani aşağıya doğru bakıyorlar. Evde 7 kadın ve 4 erkek yaşıyor. 11 bu kadar sık karşımıza çıkmak için biraz ilginç bir sayı değil mi ya? Evi yapan müteahhit bunun tamamen işçilerin tembelliklerinden dolayı olduğunu söylüyor. Çünkü ellerinde düz borular varmış, dirsekli borular varmış. Rastgele yerleştirmişler. Tembel oldukları için de dirsekli olan boruları kesip düz boru haline getirmemişler. Direkt öyle yapmışlar. Ve bu arada bu borulardan 10 tanesi yan yana dururken bir tanesi çok uzakta duruyor. Bulunan cesetler gibi. Şimdi günlüklere geri dönüyorum. Okuyorlar hepsini. Sanki bir rehber olması için yazılmış gibi duruyor günlükler. Eğitici bir dille yazılmışlar ama yer yer azarlayıcı bir dilde kullanılmış. En son 24 Haziran'da yazılmış ve 7 gün sürecek bir ritüelle bitiyormuş. Polislerin söylediğine göre olay yeri tam olarak bu ritüelde bahsedildiği gibi bulunuyor. Ve bu günlükte yazan ritüel bilgisi birçok şeyi açıklıyor aslında. Çünkü ritüelin adı Bat Poja. Bat, badyan ağacı demekmiş. Ve polisin ilk girdiğinde ağacın dallarına benziyorlardı diye tasvir ettiği ağaç aslında badyan ağacı. Günlükte bu ağacın sarkan dalları gibi davranmaları söyleniyor. Hatta tam olarak şöyle söyleniyor.
Bu ritüeli 7 gün arka arkaya yapın. Eğer eve birisi gelirse ritüeli bir gün sonraya bırakın. Wow. Hiçbir şey görünmemeli. Işık loş olmalı. Gözler tamamen kapatılmalı. Göz bağı göz üzerinden düzgünce bağlanmalı. Ağız mendille kapatılmalı ve zihin boşaltılmalı. Yalnızca sonsuzluk. Esas duruştayken ağacın dallarının çevrenizi sardığını hayal edin. Bu ritüeli birlik ve kararlılıkla yapın. Tövbe etmenize yardımcı olacaktır. Böyle yazıyor. Bir gazeteci, Vishal Anand, gizli tuttuğu bir kaynağı sayesinde bu günlüklere erişiyor. Hepsini okuyor ve okuduktan bir gün sonra gazetede basmaya karar veriyor. Ben bunu hiç anlamıyorum. Neden böyle bir şey yapılır ki? Yani devam eden bir soruşturmanın neredeyse tek kanıtını neden gazetede basarsın ki? Yani senin yayınladığın bir haber gazetede çıksın diye mi? İsim yap diye mi? Sükse yap diye mi? Değer mi böyle bir soruşturmayı riske atmaya? Ama yani neyse, sonuç olarak gazetede basıyorlar bu günlükleri. Bu gazeteci aynı zamanda günlüğün büyü, okalt ve ölümün bunlarla ilgili olduğunu belli eden bir sürü ayrıntıyla dolu olduğunu da söylüyor. Aile her sabah günlüğü okuyup ona göre bir rutin belirliyormuş. Bu gece dua edin, bu sabah annenin ihtiyaçlarıyla ilgilenin. Medya bu tarz bilgiler yayınlandıktan sonra aile muhtemelen birilerinden akıl alıyordu diye düşünmeye başlıyor ve bunun üzerine gidiyor. Bunun üzerine şöyle gidiyorlar. Müteahhitin kızı kırmızı giymişti. Demek ki onlara o akıl veriyor olabilir. Bu sefer o kızın üzerine gitmeye başlıyorlar ve medyada müteahhitin kızı için ailenin manevi gurusu deniyor. Kadını takip ediyorlar, sürekli arıyorlar, evine geliyorlar. Medyanın bu baskısı yüzünden kadın tutuklanıyor. Ama tabii ki oradan bir şey çıkmıyor yani, sonra salıyorlar. Peki bu günlükleri kim yazdı? Şimdi günlükler büyük babanın vefatından sonra yazılmaya başlanmış. Yani 2007 Eylül'de. Günlüklerde sürekli Lalit'ten bahsedildiği için polis ilk önce onun yazdığını düşünüyor. Lalit aslında evin en küçük oğlu ama babası öldükten sonra evin reisi konumuna gelmiş. Böyle bir aile yapısı varmış. Geleneksel olarak ailede sadece bir tane reis oluyor, erkek. Ve o vefat ettikten sonra yerine başka bir erkek geliyor. Normalde evin en küçüğü, yani Lalit'in gelmesi aslında çok yüksek bir ihtimal değil. Ama evin en olgun olanı. Aynı zamanda da eve ekmek getiren kişi. Çünkü ilk geldiklerinden beri tek çalışan o. O yüzden de evin reisi konumuna o geçiyor. Günlükten bazı parçalar okuyacağım şimdi size. Lalit'i çok endişelendiriyorsunuz. Lalit'in talimatlarına uyun, yoksa sonuç felaket olur. Sorunlarınıza çözüm istiyorsanız Lalit'in talimatlarına uymalısınız. Tüm mevcut kazanımlarınız Lalit ve Tina'nın çabaları sayesindedir. Tina Lalit'in eşi. Yaptığınız her küçük hata Lalit ve Tina'nın iyiliğini etkiler. Lalit ve Tina'yı korumak için bir sınav vereceksiniz. Günlükteki talimatlara itaatsizlik etmeyin. Hata yapmanıza rağmen akşam gelip hata yapmadığınızı iddia ediyorsunuz. Eski hatalarınızın titreşiminin asla sonlanmayacağını unutmayın. Peşinizden gelirler. Tanrı'nın uyarılarına dikkate almamaya devam ederseniz Tanrı sizi bizzat çağırabilir. Yeri geldikçe bir şeyler daha okuyacağım ama önce şu bilgileri vermem lazım. Günlükteki el yazısını diğer insanların kendi kişisel günlükteki el yazılarıyla karşılaştırdıklarında bunu yazan kişinin Lalit olmadığını fark ediyorlar. Aslında günlükleri yazan iki kişi var. Neetu ve Priyanka. Bununla ilgili çok daha fazla bilgi edinemiyorlar. Çünkü aileden hiç kimse evin dışındaki birisine bahsetmiyor bundan 11 yıl boyunca. Zaten Priyanka uluslararası bir şirkette üst düzey yönetici olarak çalışıyor. Ve çalışma arkadaşlarına nişanlandığını bile söylemiyor. Hani günlüğü geçtim, bunu bile söylemiyor. Muhtemelen ailesiyle tanışmalarını istemediği için bence. Ayrıca nişana gelenlere de diyor ki lütfen bunların hiçbirisini Facebook'ta paylaşmayın. Ben henüz kimsenin bilmesini istemiyorum. İlla paylaşacaksanız da beni etiketlemeyin. Bu günlükler yazılmaya başlandıktan sonra ailenin durumu çok iyileşiyor. Yani maddi açıdan da bir yerlere gelmeye başlıyorlar. İşte mesela bakkal açıyorlar. Ama bir yandan eğitim olarak da çok iyi yerlere geliyorlar. İşte mesela Priyanka'nın nişanlanmasını çok büyük bir şey olarak görüyorlar. Bütün bu güzel şeylerin sebebinin de günlüğe itaat etmeleri olduğunu düşünüyorlar. Bu son olaylara kadar ailenin gidişatı çok iyi olduğu için ailenin yeni reisi olan Lalit'e de güvenleri artıyor. Polis okudukça şunu fark ediyor. Lalit 2007 yılından beri, yani babası öldüğünden beri rüyalarında babası tarafından ziyaret edildiğine inanıyor.
Önce bu durumu kimseyle paylaşmıyor ama zaman geçtikçe rüyalarında ettikleri sohbetleri ailesine de anlatıyor ve bunu not almaya başlıyorlar. Çünkü aile bu notların ölen babalarından gelen mesajlar olduğuna inanıyor. Hatta konuşan kişinin Lalit değil, ölen babaları olduğunu düşünüyorlar. Çünkü babalarının ruhunun onun içine girdiğine inanıyorlar. Ve ne zaman ki bu olsa, ne zaman babalarının ruhunun Lalit'in içine girdiğini düşünseler, Lalit babasının sesiyle konuşmaya başlıyor. Yani aslında bu rüyasındaki sohbetle başlayan iletişim zamanla uyanıkken de kuruluyor. Artık Lalit'in bu yaptığı sohbetleri, bu iletişimi ailenin rehberi olarak görüyorlar. Ve şöyle şeyler yazıyor günlüklerde. Ben gittikten sonra, yani aslında Lalit'in içinden çıktıktan sonra uyumaya gidin. Tartışmaya gerek yok. Ziyaretlerim sıradan bir olay değil. Tanrı'nın iradesini hafife almamalısınız. Bu ziyaretler Lalit'i sadece fiziksel olarak etkiliyor. Bu da uyuyunca geçer. Onun için endişelenmeyin. Kendi iradeniz yerine günlüklerin iradesini takip etmelisiniz. Neye yarar diye düşünmeyin. Gerçekleştiğinde gözleriniz açılacak. Bu iletişimin ne zaman gerçekleşeceği de söyleniyor günlüklerde. Mesela diyor ki, Perşembe ya da Cumartesi geri geleceğim. Günlükte daha kişisel notlar da var. Mesela, Savita mutfaktaki rolünü kabullenemiyor. Öfke nöbetlerine son vermeli. Brunes, dikkatli ol. Kıyamet eve alkol kılığında girer. Lalit ve Tina'nın değerlerine ve davranışlarına öykünmelisiniz. Bu arada Tina, Lalit'in karısı, sosyolojide yüksek lisans yapmış birisi. Bu bilgiyi de burada paylaşayım dedim. Yani aslında Lalit'in evin reisi olması onun yararına oluyor olabilir ve insanları yönlendirmesine yardımcı oluyor olabilir. Bir de evdeki insanların Lalit'e bu kadar güveniyor olmalarının sebebi Lalit'in bir mucize gerçekleştirmiş olması. Çünkü 88 yılında 18 yaşındayken bir motor kazası geçiriyor. Bu kazayı geçirdiğinde tıp okuyor. Ama beyin sarsıntısı geçiriyor, hastaneye kaldırılıyor ve bir süre hastanede kalıyor. Bu süreçte de sınavlarına giremiyor. Sonra iyileştikten sonra yine bir sınav döneminde yine hastalığı tekrar ediyor. Bu beyin sarsıntısı ile ilgili bir şeyler daha oluyor. Tekrar hastaneye yatıyor. Tekrar sınavlarını kaçırıyor. O yüzden de okulu bırakmak zorunda kalıyor. Bu çok ciddi bir kafa travmasıymış. Hatta sürekli uyuyakalıyormuş. Dalia taşınmalarından sonra da bir gün saldırıya uğramış. Kontrplak dükkanında üzerine bir sürü tahta yığmışlar ve dükkanı ateşe vermişler. Kendine geldiğinde üstüne bu tahtaların düştüğünü düşünmüş. Abisini aramış ve gelip onu kurtarmışlar. Ama ciğerlerine çok duman girdiği için ses telleri zarar görmüş ve sesini kaybetmiş. O günden sonra da iletişimi yazarak sağlayabilmiş. Ciğerlere duman girdiği için sesin kaybolması gibi bir durum yokmuş bu arada. Yani bunun daha motor becerilere zarar verecek şeylerden kaynaklandığını düşünüyor doktorlar. Ama öyle bir şey de yaşamamış. Yani çok yüksek ihtimalle psikolojik aslında yaşadığı şey. Bu olay Lalit 34 yaşındayken oluyor. Yani 2004 yılında. Ama bu konuyla ilgili herhangi bir yardım almadığı için, yani herhangi bir psikolog, psikiyatr, herhangi bir terapi görmediği için bu devam ediyor. Çünkü orada bu tabu bir konu. Yani bir insanın psikiyatra gitmesi onun deli olduğunu gösteriyor. Zaten bu tarz şeylerin yaşanıyor olmasının sebebi de birçok insan tedavi edilmemesi. Ama tabii ben bu konuda bir otorite değilim. Şimdi bu olay 2004 yılında oluyor. 2007 yılında babasını kaybediyor. Ve babasını kaybettikten 10 gün sonra evde babasıyla ilgili ilahiler okunurken birden ilahiye eşlik etmeye başlıyor. Herkes şok oluyor tekrar sesi yerine geldiği için. Ama o an transa girmiş vaziyette ve ilahiyi bitiriyor. Aile bunu Lalit'in gerçekleştirdiği bir mucize olarak görüyor. Mucize gerçekleştiren biri de babamız böyle söylüyor, bunu yapmamız lazım deyince inanıyorlar ona. Günlükte tekrar tekrar diyor ki burada yazılanlara hiç kimse karşı gelemez. Lalit'in davranışları Priyanka'nın nişanından önce değişiyor. Priyanka'nın nişanı bu olay olmadan, yani cesetler bulunmadan 13 gün önce yapılmış. Davranışlarının değişiyor olmasının sebebi aileden birinin gidecek olması olabilir. Çünkü o durumda giden kişinin üzerinde daha az etkisi olacak. Evden birisi çıkmış olacak ve belki gittiği yerde başka insanlara bunlardan bahsedecek. Yüksek ihtimalle bu yüzden geriliyor. Nişandan sonra da sürekli ilaç alıyor ve uyuyor. Son yaptıkları 7 gün süren bu ritüeli günlük şu şekilde anlatıyor. Sıkıca bağlı olduğunuzdan emin olun. Tanrı fedakarlığınızdan etkilenmeli. Ağzınızı tıkamak için nemli bezler kullanın. Eğer yoksa ağzınızı tıbbi bantla kapatın.
Tanrı sizden razı. 11'inizin tek bir çizgide, tek bir düşünceyle durduğunuzu biliyor. Banyan ağacı ritüelini uygularken paniklemeyin. Yer sarsılabilir veya gökyüzü titreyebilir. Bu kararlılığınızı zayıflatmasın. Çocuklarınızı zikretmeye ikna edin. Zikir 5 ila 15 dakika arası sürebilir. Zikir bitene kadar Lalit hepinizi koruyacak. Herkesi bağlama zorunluluğu aranızdan birine verildi. Herkes sıkıca bağlanınca Lalit bir çubukla sinyal verecek. Yakınınıza su dolu bir bardak koyun. Suyun rengi değiştiğinde ben geri döneceğim. Yani bu muhtemelen bir diriltme ritüeli. Suyun rengi kırmızıya döndüğünde babalarının geri geleceğine inanıyorlar. Babaları geldiğinde de onları kurtaracağına inanıyorlar. Bu insanların hiçbirisi ritüeli ölmek amacıyla yapmıyor. Hatta muhtemelen çocuklar ritüeli yapmak bile istemiyorlar. Çünkü onların elleri diğerlerine göre çok daha sıkı bağlanmış. Büyük annede bazı yara izleri varmış ve bu izlerin çok sıkı tutulduğu için olduğuna inanıyorlar. O yaşlı ve kilolu olduğu için ritüeli ayakta yapamayacakmış. O yüzden de yatarak yapmasına karar verilmiş. Lalit'in de Tina'nın da elleri ve ayakları düzgün bağlanmamış. O yüzden diğerlerini bağlayan kişilerin onlar olduğunu düşünüyorlar. En son bağlanan kişi Lalit'miş çünkü elindeki kablo diğerlerinden daha farklı bağlanmış. Bugünlükleri okuduklarında aslında anlıyorlar ki bunların hepsi Lalit'in hayal ürünü. Yıllarca bunu kafasında kurmuş ve aileyi de buna inandırmış. Ve eğer birisi günlüğe itaatsizlik ederse onu cezalandırıyorlarmış. Netflix'teki belgeselde birisi şöyle bir şey söylüyordu. Bu bir suç değil. Bu bir cinayet değil çünkü gönüllülermiş. Bu bir intihar değil çünkü ölmek istememişler. Bu ritüeli zarar görmeden tamamlayacaklarına inanmışlar. Bence bu aile içinde olan bir tarikat vakası. Yani başlarında olan bir lider var. Ve ne derse onu körü körüne takip eden 10 kişi var. Lalit bunlara kendi de inanıyor muydu? Yoksa sadece güçten etkilendiği için insanları manipüle mi ediyordu? Bilemiyorlar. Ama sonuç olarak 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan bir ritüelin sorumlusu. Cesetlerin hepsini yakıyorlar ve dava kapanıyor. Bakın, psikoz kabaca insanı gerçeklerden koparan düşünce ve davranış bozukluğu demek. Burada sadece bir kişinin deneyimlediği psikozun 11 kişilik bir aileyi nasıl ölüme götürdüğünü gördük aslında. O 10 kişiye nasıl yayıldığını gördük. Arkadaşlar sorgulayın. Her cevaba soracak bir sorunuz olsun. Kendi beyninizle düşünebilecek kadar donanımlı olun. Yani çünkü yoksa böyle şeyler oluyor hayatta. Ve ders çıkarmayacaksak neden bu kadar vakayı öğreniyoruz ki? Aynen. Burari vakası bu şekildeydi. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanala daha hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Her zamanki gibi fikirlerinizi duymayı çok isterim. Paylaşın benimle. Kendinize de iyi bakın. Hoşça kalın efendim.